Herkese merhaba. Bugün size Microsoft PowerPoint'ı anlatacağım. Kısa bir ders olacak. Tek bir ders olacak. Word ve Excel'den sonra öğrenebileceğiniz en kolay. Word ve Excel'den sonra da değil. Word ve Excel'den bile daha kolay PowerPoint'ı öğrenmesi. Bu yüzden bir video serisi şeklinde değil de tek bir dersle anlatacağım. Öncelikle PowerPoint'ı açıyorum. Karşımıza böyle bir pencere gelecektir. Daha önceki sunumlar burada gözükecektir. Şimdi bunları listeden kaldırayım. Şunu da kaldırıyorum. Çünkü bunları biz kendimiz oluşturacağız. Birazdan daha önceki sunumları da buradan görebilirsiniz. Yeniden yeni bir sunum açabilirsiniz. Boş bir sunuya tıklayabilirsiniz. Ya da ya da var olan şablonları kullanabilirsiniz. Açtan ise daha önceki sunumları çok daha hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Şimdi giriş sekmesine geri döndüm. Boş sunu diyorum. Herhangi bir şablon kullanmayacağım. Karşıma böyle bir pencere gelecek. Tasarımcı görünümü kapatıyorum şimdilik. Dosyayı görmüştük zaten burasıydı. Giriş sekmesi herhangi bir nesneyi seçtiğim zaman bunlar etkinleşecektir. Ekleden resim ekleyebilirim, şekil ekleyebilirim, grafik ekleyebilirim. İşte metin kutusu ki en çok bunu kullanacağız. Slide numarası ekleyebilirim. Çizden daha çok tabletlerde kullanılıyor. Tabletlerden çizim yapma özelliği var ve PowerPoint'in son sürümlerinde bu geçerli çiz özelliği sizde olmayabilir. Tasarımdan ise herhangi bir tasarım belirleyebiliriz. Şuradan tasarım deyip tasarımı değiştirebiliriz. Fakat biz bunları dediğim gibi yine kullanmayacağız. Boş en temelden göstereceğim size. Geçişlerden slaytların arasındaki geçişler nasıl olacak? Buradan ona bakabiliriz. Birazdan değineceğiz buna da. Yine animasyonlara değineceğiz. Nesne ekleyip bunları seçtiğimiz zaman çıkar yine etkinleşir. Slide gösterisi buradan baştan slide'ı başlatıp ya da Shift F5 ile geçerli slide'dan başlatabiliriz. Kaydet ile slide'ı kaydedebiliriz ya da ekran kaydı alıp slide'ı ekleyebiliriz ya da ses kaydedebiliriz. Yine burayı kullanmayacağız. Gözden geçir. Şöyle görüyorsunuz. Bu kısımda herhangi bir dipnot ya da açıklama ekleyebiliriz. Yazım denetimi yapabiliriz. Görünüm yine kullanacağımız Sekmelerden biri sık kullanacağımız asıl slide ve normal olmak üzere iki tane görünüm modu var Biz asıl slide mantığını anladıktan sonra kullanabileceğiz buradan kılavuz çizgileri ve kılavuzlar bunları da kullanabiliriz Ve notlar buna da değineceğim Notların nasıl Olduğuna ve son olarak da yardım var şimdi giriş sekmesine geri döndüm Öncelikle sunumumuzu kaydet butonuyla ya da Ctrl S ile kaydedelim nereye kaydolsun masa üstüne Yıllık Satış raporu diyorum ve kaydediyorum. Masaüstüme döndüm. Şöyle geldi sunumum. Burada kaynak dosyam burada olacak. Excel dosyası. Neleri yapacağız bu sunumda? Haftalık satış adedi grafiğini ekleyeceğiz. Haftalık iade adedi ve haftalık satış tutarı ardından aylık satış adedi. Aylık iade adedi ve aylık satış tutarı ardından çeyreklik satış adedi Yine iade dedi ve satış tutarı olmak üzere 3 temel bölüm olacak haftalık, aylık ve çeyreklik olmak üzere. Şimdilik kapattım tekrar sunumuma döndüm. İlk bilmemiz gereken sunuma nasıl başlayacağız? Öncelikle güzel bir şöyle burayı kapatıyorum. Kapak sayfası ekleyelim. Şunları da seçip delete tuşu ile siliyorum. Şuradan sunum şablonu bu dosyaya siz de erişebileceksiniz. Şöyle tıklayamadım sanırım seçtim. Ctrl C dedim. Tekrar diğer sunumuma geldim. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Güzel bir yine tasarımcı geldi. Şunu seçersem sanırım tamamını seçecek. Bu şekilde güzel bir kapak sayfası belirliyoruz. Daha sonra ekle diyorum. Buradan metin kutusu var. Bunu seçebilirsiniz. Metin kutusunu seçtim. Şirketin ismi Okyanus Limited şirketi olacak. Ardından başlığını yazıyorum. Yıllık satış raporu şeklinde. Tamamen Tamamen uydurma bir şekilde yazıyorum. Okyanus Limited şirketi gerçekte varsa kusura bakmasınlar. Ben öylesine yazdım şu an. Rengini de değiştirelim. Şöyle de mavi renkli olsun. Bu şekilde belirledik. Yerini de şöyle tam ortalı belirleyebiliriz. Tam ortalı belirleyemiyorsak şöyle şekil seçiliyken Yine giriş sekmesinde yerleştiri var hizala var ardından Şöyle ortala Diyebiliriz bu değil pardon Ctrl Z ile geri aldım hizala tekrar geldim Şöyle ortala dediğim zaman tam ortada gözükecektir artık a Giriş Alanımız yani kapak sayfamız oluşturuldu bu şekilde Ctrl S ile kaydettim Şimdi bilmemiz gereken bir slaytları şuradan ekleyebiliriz. Yeni slayt buradan boş deyip tekrar yeni slayt deyip boş slayt ekleyebiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Fakat bilmemiz gereken görünüm sekmesinde asıl slayt mantığı var. Asıl slayta tıkladıktan sonra öncelikle şunları bir siliyorum. Şu gözüken hepsini sildim. Bunu da sildim. Bunu da sildim. Şuraya herhangi bir şekilde dokunmayacağım. Şurayı da siliyorum. Şuraya da sildim. Ctrl ile hepsini de seçebilirdim. Fakat hepsini sildim. Delete tuşuyla Ardından bir tane daha şöyle sağ tıklayıp düzen ekle diyorum. Ekledikten sonra şunun adına. Öncelikle şuna bir boş diyelim. Düzeni yeniden adlandır diyorum. Sağ tıkladıktan sonra boş diyorum. Bu tamamen boş olacak. Şu an asıl slide görünümündeyiz. Şu artık düzeni yeniden adlandırdan. Şöyle boş diyeyim. Diğerine geçti sanırım. Şuna da birazdan de değiştireceğim. Yanlışlıkla şunu değiştirdim sanırım. Bu da boş. Alt ve üst bilgi diyorum. Adı da bir olsun. Şimdi tekrar düzeni yeniden atlandı. Bu sefer doğru yazalım. Boş diyelim. Yeniden atlandır. Şimdi alt ve üst bilgi alanının olduğu bir tane boş bir slide yapacağım. Öncelikle görünüm sekmesinde kılavuz çizgilerini etkinleştirdim. Ekle diyorum ardından ekle sekmesinde metin kutusu dedim. Şöyle boş bir tane seçtim. Yıllık satış raporu dedim seçtim. Şöyle de belirledim. Biraz daha küçültüyorum. Ctrl C dedim. Ctrl V dedim. Buraya geldim. Şuraya da firma adını yazıyorum. Okyanus Limited şirketi dedim. Bu da sağa yaslansın. Şöyle sağa yasladım. Ve bunu da şöyle şuraya çektim. Şu şekilde 15'te dursun. Diğerini de biraz şöyle sağdan çekelim. Evet bu şekilde yerlerini belirledim. İkisini de seçip şöyle kontrol tuşuyla seçiyorum. Diğerini de kontrolle seçtim yerleştir. Hizalı alta hizalı dedim ve hepsi ikisi de hizalı oldu şu an. Şimdi tekrar seçtim. Ctrl C Ctrl V dedim. Şu kısımda da şöyle sildim. Tamamını siliyorum. Ardından ekle dedim. Ve slide numarası dedim. Şöyle biraz daha küçülteyim. Ardından giriş sekmesinden merkezde ortalasın. Bunu da tam ortalanmasını istiyorum. Şöyle close çizgisi çıktı zaten tam olarak şu an ortaladı. Burada da slide numarası yazacak. Şimdi alt bilgi üst bilgi slide'ımız hazır. Şimdi biz ne yapacaktık? Haftalık, aylık ve çeyreklik olarak diğer slide'ları belirleyecektik. Şu an asıl slaytı şöyle görüyorsunuz asıl slide görünümü kapat dediğim zaman normal görünümüne dönecekti. Tekrar görünüm dedim. Tekrar asıl slide'ı seçiyorum. Seçtikten sonra düzen Ekle diyeceğim, düzen ekle diyorum ve tamamını siliyorum bu kısmın yine. Şu görünümden kılavuz çizgilerini kapatalım, gerek kalmadı. Ne yapıyorum? Bir tane ekleden metin kutusu şuradan haftalık yazıyorum. Sadece haftalık dedim. Tamamını seçtim ve şöyle büyütüyorum. Merkezde ortalasın. Tam ortalamak için ne yapıyordum? yerleştir hizala ortala diyorum yerleştir hizala ve ortaya hizala diyorum artık dikeyde de ortalandı sağ tıkladım düzeni yeniden atlandı ve haftalık başlık diyorum buna şimdi bir tane üst bilgi alt bilgi sayfasından şöyle düzeni çoğalt dediğim zaman bu kopyalanacaktı şöyle geldim şu kısma da değiştirip hatta şurayı değiştim yıllık satış raporunun şöyle en sonda slash koyalım. Haftalık diyelim. Bu da haftalık sayfamız olacak. Haftalıkta gösterecek. Sağ tıkladım. Düzeni yeniden adlandır. Haftalık içerik diyelim. Yeniden adlandır diyorum. İçerik kısmı da tamam. Şimdi bunu çoğaltacağım. Haftalık kısmını. Düzeni çoğalt dedim. Alta indirdim. Bu da aylık olacak. Buna da aylık yazdım tabi ismini değiştirelim düzenin ismini düzen yeniden adlandır Aylık Başlık dedim Yeniden adlandır ve haftalıktaki içerik kısmını alıyorum düzeni çoğalt ya da kontrol c Ctrl v diyebilirim İkisi de olur Geldim bu kısma Aylık yazıyorum Sağa tıkladım düzen adına Yeniden adlandır Aylık içerik diyorum ve yeniden adlandır diyorum. Son bir tane kaldı. O da çeyrekliğimiz. Düzen, çoğalt, düzeni çoğalt dedim. Alta indim. Bu kısma çeyreklik dedim. Sağa tıkladım. Düzeni yeniden adlandır. Çeyreklik. Başlık pardon içerik değil. Yeniden adlandırdı. Yine haftalıktan şöyle düzeni çoğalt diyorum. İndim. Bu kısma çeyreklik diyorum. Dedim sağa tıkladım ve son olarak da çeyreklik içerik dedim. Yeniden altlandır dedim. Tüm asıl slaytlarımı bu kısma sol tarafa ekledim. Bunları şimdi asıl slayt dedim. Asıl slayt görünümü kapat diyebilirsiniz ya da görünümden asıl slayt seçiliyken normale tıkladığınız zaman normale döner. Şimdi yeni bir slayt ekleyeceğiz. Sağ tıkladım. Bölüm ekle diyebilirsiniz ya da yeni slayt bölüm eklerseniz bölüm adı çıkar pardon yeni slayt olacak yeni slayt derseniz size boş bir tane çıkartır fakat buradan yeni slayt listesinden istediğimiz asıl slaytı ekleyebiliriz hepsinin ismini vermemizin sebebi de buydu görüyorsunuz başlık ya da içerik olarak ekleyebiliriz biz şimdi bir tane Boş ve boş diyelim fakat alt ve üst bilgi olsun bunu ekledik Şuradan ekle kısmına geldim Şekillerden şimdi Küçük bir içindekiler yapacağız onu göstereceğim size Haftalık Şöyle düzenle değiştirelim Biraz şöyle gözüksün Haftalık dedim Ctrl C Ctrl V aylık. Bir daha kontrol V dedim. Ve çeyreklik diyorum. İkinci slaytımız bu olacak. Şimdi bunların yerini biraz değiştirelim. Şöyle bir tanesini seçeyim. Örneğin bu buradan gelsin. Bu buradan. Bu da şuradan gelsin. Şöyle. Bunu hatta tam ortalayalım şöyle. Hizalı diyelim. Ortalı diyelim. Bir daha hizalı diyelim ortaya hizalı diyelim tam orta halinde gelsin amacımız şu slide başladığımız zaman boş bir sayfa gözüksün daha sonra yön tuşlarına bastığımız zaman haftalık aylık ve çeyreklik gelsin Örneğin F5 ile basıyoruz F5 dediğim zaman slayt oynatmaya başlar sağ yön tuşuna bastığım zaman ikinci slide'a geçer bir daha bastığım zaman da slide biter tekrar basarsam da başa döner bu şekilde Buna animasyon vereceğim şimdi. Seçtim nesnemi. Animasyonlardan şuradan bir tane seçeceğim. Vurgu, çıkış ya da giriş. Ben girişi seçiyorum. Örneğin solarak gelsin bu. Şöyle solarak geldi. Bir saniyede gelsin. Süresini belirledim. Ve tıklanıldığında seçin. İkinciyi seçtim. Bu da uçarak gelsin. Şöyle alttan gelecek. Bir saniyede uçarak gelecek. Yine tıklanıldığında. Diğer üçüncüsü de şekil olsun bu şekilde gelecek ve yine 2 saniyede gelecek fakat bunu bir saniye yapalım şöyle biraz daha 1 bir, 2 ve 3 şeklinde gelecek F5'e bastım ilerledim boş gelecek bir daha yön tuşuna basıyorum iyi ki geldi bir daha basıyorum sağ yön tuşuna ikincisi geldi ve üçüncüsü de geldi PowerPoint sunumlarında bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi size bir de burada hazır yeri gelmişken şöyle hemen görünümden notları anlatayım. Notlara tıkladığımız zaman şöyle geliyor alt kısımda. Bu sunumda örneğin buraya bir şey yazacaksınız. Bu sunumda haftalık, aylık ve çeyreklik satış raporları anlatılacaktır. Haftalık raporda şeklinde giden uzun uzun metinler yazabilirsiniz hatta şöyle bunların yazdıkça büyüyecektir yerlerini değiştirebilirsiniz bu kısmı notlar kısmını görünümde notlar etkinleştirirseniz gelir bu kapatırsanız gelmez notlar kısmını sadece anlatıcı görür izleyici görmez bu kısmı bunu da belirteyim örneğin F5 dedim geldim hepsi açıldı hiçbir şekilde görmezsiniz fakat sizin kendi bilgisayarınızda oynatırken bu notları okuyabilirsiniz. Yani o kısımda anlatmak istediğiniz not kısımlarını her zaman notlar kısmında okuyabilirsiniz. Kılavuz çizgileri şöyle görüyorsunuz. Bunlarla da nesnelerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Hatta bir kılavuz daha var. O da şöyle yatayda ve dikeyde ortalamak için kullanılıyor. Bu şekilde notlar kısmını kullanabiliyorsunuz. Şu an normal görünümdeyiz. Unutmayın şimdi giriş sekmesine geldim bir slide daha ekleyeceğim fakat haftalıktan başlayacağız. Haftalık diyorum ardından haftalık başlık dedim. Haftalık başlık sol tarafa geldi. Yeni slide haftalık içerik diyorum. Ve şimdi bu kısımda içerik kısmını oluşturacağız. Nasıl yapıyoruz? Şimdi masa üstüne döndüm. Kaynak dosyasını açtım. Kaynak dosyası bu şekilde. Satış adetlerinin olduğu grafik var. Bunu Ctrl C ile aldım. Şöyle sunumuma gelmiş, şunu kapatıyorum bizim asıl sunuma geldim sağ tıklayıp düz bir şekilde de yapıştırabilirsiniz ya da şu dördüncü seçene, kaynak biçimlendirmesini koruyarak verileri bağla diyor. Bence mutlaka ve mutlaka bunu kullanın şöyle eklediğiniz zaman sağ tarafa da gelecek ve tamamen geniş şekilde gösterilsin diyorsunuz. Bu arada bunlara da haftalıklara da menü ekleyelim yani navigasyon düğmeleri şimdi görünüme geldim. Asıl slide dedim fakat öncelikle bir normal slide'e geleyim çok özür dilerim tekrar normal slide'e geldim şu kısımları da ekleyelim ondan sonra menülerimizi ekleyelim yeni slide dedim aylık başlık dedim yeni slide dedim aylık içerik dedim ve altına da yeni slide çeyreklik başlık ve yeni slide çeyreklik içerik yani boş şu an sunum için boş sayfaları ekledim. Birazdan yapacağım navigasyon düğmeleri için. Şimdi görünüm asıl slide'a geldim. Haftalık, haftalık şu kısımda görüyorsunuz sağ alta düğme ekleyelim. Ekle dedim. Şöyle şekiller. Ekle. Şu kısım şöyle biraz küçük yaptım. Aylık diyorum. Aylık bu kısımda olacak. Ctrl C, Ctrl V dedim. Haftalık, haftalık tabii ki en başta olacaktı. Ona yüzden en başa alıyorum. Ctrl-V dedim. Ve tekrar çeyreklik dedim. Şimdi bunların biraz şöyle genişletmem lazım. Tamamen genişlikleri aynı olsun diyorsanız sağ üstte görüyorsunuz. Örneğin çeyrekliğe 3.67 demişiz. Buna da 3.6 diyelim. 6 izin veriyor. Buna da 3.6 diyelim. Şöyle seçtim. Şimdi bunları sağ alta hizalayacağım. Şu kısma hizalayacağım. Şuna da geldim. Diyelim ki tam hizalayamadım. Nasıl hizalıyorum? Şöyle seçiyorum. üçünü de sol kontrol tuşu basılıyken seçtim. Buradan hizaladan öncelikle alta bir hizalayalım. Alta hizala dedim. Hepsi altta. Ve tekrar hizalaya geldim. Yatay olarak dağıt dediğim zaman hepsinin arasındaki boşluk aynı olacaktır. Fakat biz çok fazla sağa yaslamışız. Şöyle biraz sağa çekiyorum. Diğeriyle aynı olsun diye. Hatta biraz daha çekeyim şöyle. Çektim. Ve biraz daha daraltıyorum. Şöyle bu şekilde daraltmam. Sanki daha iyi gibi geldi. Tekrar aynı Aralık olması için ne yapıyordum bu şekilde yapıyordum sağ tıkladım Bağlantı veriyorum artık Buradan bu belgeden örneğin slide 3 haftalıktı tamam dedim Aylığı seçtim Sağa tıkladım Bağlantı diyorum Aylık hangisiydi şöyle bakalım Şu 5. slide tamam dedim Sağa tıkladım bağlantı dedim Çeyreklik de 7. slide muhtemelen 7 dedim bu şekilde belirledim haftalık için yapmıştık şöyle şimdi tekrar Üçünü seçmeye çalışacağım bu arada seçemedim Evet bağlantı bağlantıyı kaldırdım öncelikle şunu da kaldırdım Şöyle şöyle şunu da Kaldırdım seçemedim çünkü sonradan veririz onlara Aylık kısmına geldim buraya da yapıştırdım aynısı buraya da gelecek ve çeyreklik kısmına da yapıştırdım şimdi bağlantıları vermeye başlayalım bağlantı dedim aylık kısım slide 5'ti bağlantı diyorum slide 7'ye de çeyreklik fakat yazı geldi şöyle metni değil de nesneyi seçmem lazım. Evet bağlantı dedim. 7. slaytı seçtim. Aylık kısmına geldim. Burası hazırdı zaten. Şöyle seçeyim. Bağlantı dedim. 5'i seçtim. Bir daha bağlantı diyorum. Ve 7'yi seçiyorum. Son olarak çeyreklik kısımdayım. Asıl slaytta. Haftalık hazırdı. Bağlantı dedim. 5'i seçtim. Ve çeyreklik dedim. Bağlantı diyorum yine. 7'yi seçtim. Şöyle bir bakayım. Evet haftalığın bağlantısı hazır. Şimdi her şey hazır. Kaydettim. Asıl slide'dan çıkmak için ne yapıyordum? Asıl slide öğe görünümü kapat dedim. Ve döndüm. Şimdi bağlantılarımız çalışıyor. Mu? Bunların hepsine bağlantı verdik. Fakat bunlar çalışıyor mu? Onu test edelim. F5 dedim. İlerledim. Evet bu kısımları hızlı geçiyorum. Haftalık dedim. Örneğin haftalıktayken aylığa tıkladığım zaman aylık alanına geldim. Çeyrekliğe geldim. Çeyreklikteyken haftalık diyorum ve haftalık alanına geldim. Ve son olarak aylıktayken çeyreklik diyorum ve bu da çalışıyor. ESC ile sunumdan çıktım. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi aylıkta bu arada haftalığı bitirmedik. Bir slide daha ekleyeceğim. Şu dördüncü slide'ım seçiliyken yeni slayt Haftalık içerik diyorum bir altına eklenecek Excel dosyama döndüm iade adedini seçtim Ctrl C dedim Bu arada yanlış bir şey açtım pardon Obsidian'ı açtım Ne yapıyorduk kaynak biçimlendirmesini korular, koruyarak verileri bağlı dedim biraz daha geniş yaptım Bir daha yeni slide diyorum Haftalık içerik dedim Ve Haftalık satış tutarını da Ctrl C ile seçtim. Yine kaynak biçimlendirmesini koruyarak verileri bağlı dedim. Eğer sizde şu şekildeyse yani bu çıkmıyorsa tasarımcı çıkmayabilir. Yeni sürümlerde çıkar. Şöyle genişletip kendiniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da benim gibi şöyle kapatayım. Ekleyeyim. Otomatik gelecektir. Tamamen buna tıklayıp kendiniz yapabilirsiniz. Farklı biçimler de var bu arada. Farklı biçimlerde kullanabilirsiniz. Ben varsayılan olarak yaptım. Aylıkta şu an ilk raporumuz neydi? Satış adediydi aylıkta. Seçtim. Sunuma döndüm. Kaynak biçimlendirmesini seçtim. Geniş ekran olsun dedim. Yeni slide diyorum. Aylık içerik diyorum bu sefer. Tekrar Excel'e döndüm. İade adenini seçtim. Ctrl-C dedim. Ve yine kaynak biçimlendirmesiyle yapıştır diyorum. Bir slide daha ekleyeceğim aylıktan. Aylık içerik dedim. Excel'e döndüm. Ve son olarak da aylıklardan satış tutarlarını ekliyorum. Tekrar sunuma döndüm. Ekledim. Ve genişlettim. Çeyreklik kısmına geldik. Çeyreklik bölümüne. Bu arada bölüm eklerken örneğin şu seçili yeni düzeltiyorum. Bölüm diyorsunuz. Bölüm ekle diyorsunuz. Buradan örneğin çeyreklik yazabilirsiniz yeniden atlandır deyip. Bu sadece bu kısmı gösteriyor pardon. Şöyle. Ekliyor bu arada bölümü. Kaldır diyeyim. Dedikten sonra evet bölümü kaldırın. Bu şekilde bölüm çok fazla olunca yapabilirsiniz. Bunları da küçültebilirsiniz. Yani daraltmak için daha rahat görmek için bölümün çok da bir anlamı yok açıkçası. Son olarak çeyrekli ekliyorum. Çeyreklik örneğin satış adetlerine geldim. Ctrl C dedim. Sağ tıkladım. Kaynak biçimlendirmesini koru dedim. Geniş olsun. Yeni slide'ı nereden ekliyorduk? Giriş sekmesi. Yeni slide. Çeyreklik. içerik diyorum bu sefer. Son iki tane kaldı. da dediğini seçtim. Döndüm. Yine kaynak biçimlendirmesi. Ekle dedim. Yeni slide ve son slide'ımı, 14. slide'ımı ekliyorum. Bir slide daha ekleyeceğim. Bitiş sayfası olacak o da. Satış tutarını seçtim. sağ tıkladım. Kaynak biçimlendirmesini koru dedim. Yeni slide. Bu sefer boş slide ekliyorum. 15. ve son slide'ımız boş. Buradan da bir tane ekle. Metin kutusu ve ardından teşekkürler yazıyorum. Size tavsiyem siz de böyle teşekkürler yazın. Şöyle ortalayalım. Büyütelim. Hem kullanıcı izleyici daha doğrusu slide'ın bittiğini bilir. Şuradan yatayda ve dikeyde ortalayalım. Hizala ve ortala diyelim. Yatayda ve dikeyde de ortalansın. 15. slaytımızda buydu. Şimdi master page yani asıl slide'ın mantığı şu. Örneğin biz burada şu yazıyı değiştirebiliriz. Fakat asıl slaytta olduğumuz için yıllık satış raporu ya da Okyanus Limited şirketi şöyle seçiyorum hiçbir şekilde değiştiremezsiniz. Asıl slide'ın mantığı bu. Değiştirilemeyecek alanları kullanmak için asıl slide kullanıyoruz ve bir şablon oluşturmak için kullanıyoruz. Örneğin biz haftalık şablonu oluşturduk. Ve yine içeriklerde haftalık şu sayfada şurası sabit, şurası sabit ve şu kısımlar sabit dedik. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Asıl slide'ın mantığı bu. PowerPoint'te öğrenirseniz çok kolay olduğunu görebilirsiniz ki tek ders olmasının sebebi de bu asıl slide'ı bildikten sonra powerpoint çok kolay açıkçası bunu da belirteyim. Şimdi hepsi bitti. Slaytı baştan başlatmak için şuradan slide gösterisinden buna tıklayabilirsiniz ya da F5'e tıklayabilirsiniz ya da örneğin siz diyorsunuz ki ben aylıktan başlatmak istiyorum slide'ımı. O zaman Shift F5 yazıyorsunuz. Yani geçerli slide'dan dediğiniz zaman şuradan da seçebilirsiniz slide gösterisini. Sol Shift F5 dediğiniz zaman direkt slaytınız oradan başlayacaktır. Böyle gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde gidiyor. Bir sayfa geri geldim. Örneğin haftalığa dönmek istiyorsunuz. Navigasyon tuşlarında güzelliği bu. Haftalık kısmına Gelir buradan devam edebilirsiniz. ESC ile istediğiniz zaman slayttan çıkabilirsiniz. Ve yine şöyle göstereyim. F5 dedik. Şöyle de animasyon eklemiştik. Haftalık, aylık, ve çeyreklik göstermediğim bir şey kaldı. O da geçişler. Slaytlar arasındaki geçişler nasıl olsun? Örneğin haftalı şöyle gelsin. Böl diye gelsin. bir buçuk saniyede. dördüncü sayfada kapatarak gelsin. Bu şekilde gelecek. 5. sayfada şöyle parlama ile gelecek ve son olarak bir tane daha yapalım. Rastgele çizgilerle gelecek. Bu da böyle. Şurada yıldız işaretleri çıkar geçişlerde görürsünüz. Şimdi baştan başlayalım. F5 dedim. Bir daha. Şimdi başlıyor. Dikkat edin. Bu şekilde geldi. Diğeri bu şekilde geldi. Haftalık iade dedi de bu şekilde. Diğeri de bu şekilde. Ve bu şekilde gidiyor. Geçişleri kimse kullanmıyor. Açıkçası yöneticiler de sevmiyor geçişleri. Önceden böyle bir perde falan açılıyordu. Çok kötü geçişler vardı. O yüzden bence şöyle seçin, yok diye seçin. Geçiş efekti kullanmayın slaytlarınız arasında, sunularınızda kullanmamanızı tavsiye ederim. Bu şekildeydi. Şimdi verileri şöyle eklerken sağ tıklayıp eklerken ne demişti? Kaynak biçimlendirmesini koruyarak verileri bağla demiştik. Bunun anlam ve önemini anlatacağım size. Şöyle kaydediyorum. Yıllık satış raporunu kaydettim. Diyelim ki şurada bir veri değiştirdik. Örneğin bu kısmı örneğin geldim şuraya 7000 yaptım 24 Şubat'ı. Şöyle direkt bir belirgin bir artış oldu. Kapattığım zaman şöyle kapatıyorum. Kaynak dosyam buradaydı unutmayın. Yıllık satış raporunda burada. Ben açtım sayfamı fakat haftalığa geldiğim zaman herhangi bir değişiklik 24 Şubat'ta görmedim. Bunu nasıl kullanacağız? Dosya diyorsunuz. Dosya dedikten sonra bilgi var sol tarafta. Ardından şurada dosya bağlantılarını düzenle dedikten sonra tıklarsanız burada tüm verilerinizin kaynaklarını görebilirsiniz. Şuna tıkladığınız zaman her seferinde otomatik gelecektir artık. Otomatik güncelleştirmeyi seçiyorsunuz ve ardından kapat diyorsunuz. Şöyle tekrar döndüğünüz zaman bu kısım 24 Şubat kısmı fırlayacak. Şimdi kapatıyorum. Kaydet dedim. Tekrar açtım. Bağlantıları güncelleştir. Bir değişiklik olduğunu fark ediyor Powerpoint. Bağlantıları güncelleştir dediğim zaman o slayte geldiğim zaman o kısımdaki veri de değişecektir. Bu şekilde dinamik bir şekilde Powerpoint'te sunum hazırlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken ikinci nokta şu: yıllık satış raporu yani sunum dosyanız ile kaynak dosyanız mutlaka ve mutlaka aynı klasörde olmalıdır. Örneğin ben şuna sunum diyeyim. Şöyle küçük harflerle bir klasör oluşturdum. Artık yerlerini değiştiriyorum. Masa üstünde değil de masa üstündeki farklı bir klasörde olacaklar. Bu klasörün içindeler. Kaynak dosyasında şunu 9000 yaptım diyelim. Bu da değişti. Şöyle ikinci bir zıplama noktası haftalık satış dediğimde kapattım. Siz raporu açıyorsunuz. Bağlantıların yücelleştir diyorsunuz. Fakat bağlantılı dosya kullanılmıyor diyor. ya. Yani artık o dosyayı masa üstünde aradığı için onu bulamıyor. O yüzden tek tek yapmalısınız. Dosya dedim. Şöyle geldim. Bilgi dedim. Bağlantıları düzenle. Görüyorsunuz yeri artık orası değil. Kaynağı değiştir demeniz gerekiyor. Bunu her seferinde yapmalısınız. O yüzden tek bir size tavsiyem. Tek bir klasörde kullanın. Sunum dedim. Kaynak diyorum. Aç dedim. Bunun hepsini böyle tek tek Değiştirmek zorundasınız her seferinde Şöyle yaptığınız zaman da Bu şekilde gidiyor hepsinin Dosya yerine Değiştirmeniz gerekiyor Şimdi güncelleştir dedim kapat dedim Şimdi baktığım zaman değişecektir artık ikinci bir zıplama noktası da oldu O yüzden daima aynı bir klasörde bulundurun Ve Kaynak dosyalarınızın yerini bu şekilde değiştirebilirsiniz dosya konumunu değiştirip kullanabilirsiniz her seferinde bunu yapabilirsiniz Umarım beğenmişsinizdir powerpoint aa, bu şekildeydi anlatmadığım Noktalar vardır elbet örneğin animasyonlarda şöyle nesnelere Ekleyip bunların yerini de değiştirebiliyorsunuz fakat çok gereksiz inanın Anlatmadığım bir nokta kaldı onu da anlatayım şöyle geldim sonuna Yeni slayt ekleyeceğim Boş bir tane ekleyeyim hatta. Şunu sileyim. Slide'ı sileyim. Nasıl ekliyorduk boş slide? Yeni slide dedim giriş sekmesinde. Tamamen boş olsun diyorum. Ekle diyorum. Resimler bu cihazdan. Şöyle masaüstüne geldim. 3 tane çiçek resmi var. burada. videonun kapak görseli olacak. Ekledim. Şöyle boyutlarını değiştirmek için. Şimdi şuraya kapatayım. Şöyle bir tanesini seçtim. Boyutunu değiştiriyorum. Şunu da boyutunu köşelerinden tutup sürükle bırakla yapabilirsiniz. Şimdi bunların yeri şöyle gözüküyor. Görüyorsunuz en üstte şu resim var. Bunun yerini değiştirmek için bir arkaya gönder dediğim zaman bir arkaya geçer. Ya da bir arkaya gönder dedim. Yine bir arkaya geçer. Yine seçtim resim biçimi sekmesindeyim. En öne getir dersem en öne gelecektir ya da örneğin şunu en öne getireceğim. buraları kullanmak istemiyorum. Geri sekmesindeyim diyelim diyebilirim. Sağa tıkladım. Buradan en öne getir ya da bir öne getir diyebilirim. Ben en öne getir'e tıkladığım zaman bu resim daima en önde olacaktır. Göstermediğim bu kalmıştı. Bir de giriş sekmesinde şurada seç var. Bir resimden bunu tıklayın. Seçim bölmesi var. Seçim bölmesine tıkladığınız zaman o slayttaki tüm resimleri görebilirsiniz. Buradan herhangi birini kapatıp diğeriyle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz. Göz simgesine tıklayıp örneğin şunu kapattım. Bir de bunu kapattım. Ben sadece bununla bir şurada çalışma yapacağım. Diğerlerini görmek istemiyorum. Şu an çalışırken diyebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da örneğin diyelim ki bu şu şu an seçtiğim resim. Daima burada kalsın diyorsanız şuradan kilit simgesi var kilit simgesine bastığınız zaman Artık diğer resimlerin konumu değişirken bunun konumunu hiçbir şekilde değiştiremeyeceksiniz Şöyle görüyorsunuz kilit simgesi tekrar açtığınız zaman da artık Değiştirebilirsiniz buradan istediğiniz renk efektini daha iyi verebilirsiniz resimlere yine parlaklık Düzeltmesi yapabilirsiniz ki hatırlarsınız Word ve Excel'de de Bu şekildeydi bu şu an sayfayı siliyorum. Sunumu da videonun açıklama kısmında link vereceğim. Oradan indirip zip dosyasında bulabilirsiniz. Şu kısmı daha iyi bulabilirsiniz. Hatta şuna da şöyle tıkladığımız zaman artık bu resimde yeri değişemesin diyelim. Şöyle hatta seçelim ve kilit simgesine tıkladığımız zaman bu resim arkadaki resmimiz artık sabit olacaktır. Bu sonradan gelen bir özellik sizin çok Sürümümüzde Powerpointinizde olmayabilir. O yüzden üzülmeyin. Çok da önemli bir özellik değil açıkçası. Evet, Powerpoint bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Anlamadığınız bir nokta olursa yorum olarak belirtin. Ben de yanıtlamaya çalışayım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.